Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine çok güzel, ibretlik bir öykü ile karşınızdayım. Bugünkü kıssamızın adı Altın Meyve Veren Tohum. Bir zamanlar Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşer ki dayanamayıp bir armut çalar. Adamı yakalayıp cezalandırmak üzere imparatorun karşısına çıkarırlar. Hırsız imparatoru görünce ona şöyle der: "Değerli efendim, çok açtım, dayanamadım, çaldım ve yedim. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer affederseniz size paha biçilemez bir armağanım olacak." İmparator dudak büker, "Senin gibi birinde paha biçilemez ne olabilir ki?" der. Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatır ve "Bu çekirdeği ekerseniz bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacın yeşerdiğini göreceksiniz." İmparator kahkaha atarak "Ek o zaman altın meyveleri görünce affederim seni." der. Yoksul adam "Haşmetlim, bu tohumu ben ekemem. Çünkü ben bir hırsızım. Bu tohumu ancak ömründe hiç çalmamış, başkalarına hiç haksızlık yapmamış, yalan söylememiş biri ekebilir. Tohum o zaman gücünü gösterir, aksi takdirde onu ekeni zehirler, tarif edilemez acılarla öldürür. Sultanım, bu tohumu ancak siz ekebilirsiniz." İmparator irkilir, suratını asar, bir süre düşündükten sonra hırçın bir sesle "Ben imparatorum, bahçıvan değil. O tohumu başbakana ver, eksin de altın meyveleri görelim." der. Yoksul adam tohumu başbakana uzatınca, başbakan telaş içerisinde imparatora dönüp itiraz eder: "Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim. Sihirli tohumu ziyan ederim. Bence bu tohumu hazinedar başı eksin." Hazinedar başı da hemen bir bahane bulur ve bu görevi başkasına devreder. Bir bir orada bulunan herkes sudan sebeplerle tohum ekme görevinden kaçınırlar. Sonra imparator doğan sessizliğin içerisinde bir süre düşünür. Başları önlerindeki başbakana, hazinedara ve bütün görevlilere dik dik bakar ve "Hadi bakalım, bu hırsız bahçıvanın tohumun nasıl altın meyve verdiğini hep birlikte gösterip sevindirelim." der. Sonra cebinden bir altın çıkarıp yoksul adamın tutması için atar. Ardından herkesin ceplerinden sessiz sedasız birer altın çıkarıp adama vermelerini izler. Sonra da yoksul adama döner ve gülerek "Bas git buradan be adam, bugünlük bu ders hepimize yeter." der. Evet sevgili canlar, kıssamız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yıllarca ülkeleri yöneten ve yönetmeye talip olanlara dikmeleri için meyvesi altın olan birer armut ağacı çekirdeği versek, kaç tanesinin diktiği ağaç meyve verir acaba? Her türlü ahlaki prensiplerden azade, sırf menfaat ve çıkar ilişkileri üzerine kurulan düzenler hayatı yaşanmaz kılar. İnsanlığı dumura uğratır, bulaşıcı hastalıklar gibi ruhları ve bedenleri esir alarak yok eder. Bu hastalığa yakalanan seçilmiş ya da atanmış insanların toplum önderleri olmaları nedeniyle önderlik ettikleri toplumların felaketlerine sebep olduklarına tarih defalarca şahitlik etmiştir. Hepimizin bu tür illetlerden arınmış, adil, huzur, güven ve mutluluk ortamında yaşayacağı toplumlara dönüşmemiz en büyük temennimizdir. Yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın canlar.